FM sohbetlerinden herkese merhabalar arkadaşlar. Adana Spor kariyerimizin 4. sezon 11. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. En son Karabük Spor maçıyla bırakmıştık. Karabük Spor maçıyla devam edeceğiz. kadrodaki eksiklerimiz ve sakatlarımız artık cezalarımız yer değişikliği yapmanın zamanı geldi. Koray Günter yerine Seyit Tildiyas ikilisini kullanacağım stoperde. Hamdi Yalçın yerine Koray'ı alalım. Ee, Enes yedeğe atalım. Rafael son yerine Tanaka ile başlayalım. Ee, okay tekrar orta sahamızı Mehmet Ekici Okay olarak belirleyelim. Ee, şu an kadromuz tamam. Yedeklerimiz tamam. Ee, maça bu şekilde başlayalım. Rakip klasik ee, şöyle biz kanatlardan oyunumuza devam edelim. Evet, rakip klasik 4-2-3-1 e, dizilişiyle sahaya çıkıyor. Ofansif orta sahasına marke ettirmeyeceğim Cihan Martins'e. Gökhan Güney tra Travere süratli bir oyuncu olması lazım. Yok, değilmiş. Artık yaşlanmış büyük ihtimalle de e, biraz düşmüş olabilir. Biliyorsunuz oyuncuların fiziksel özellikleri yaş ilerledikçe büyük bir düşüşe uğruyor ama zihinsel özelliklerinde ve teknik özelliklerinde pek bu söylenemez. Ee, Gökhan çok güzel bir top attı. Rodic çok dikkatli olmak lazım. Andra da bu sezonki 13. golünü Adana Spor ağlarına bıraktı. Henüz 6. dakika. Ee, pek iyi oynamıyoruz. Şutumuz yok. 18. dakika bir tane şut çekmişiz. Emre, Okay. Emre güzel orta gol getirir. Mehmet topu karşılayamadı. Rodic tekrar süratle geliyor ceza alanına klasik ikinci ilk golün tekrarı mı diyecektim. Neyse ki Rozbah çok güzel bir müdahaleyle topu kaptı. Orkan ceza alanına tek başına Tanaka'ya ortasını yapıyor. Tanaka da bu sezon yaptığı en iyi işi yapmaya devam ediyor. Kanat toplarını rakip kaleye göndererek. Sefa Gökay, Sallahi, İshak. Ee, şimdi e, presi biraz daha arttıralım. Tempomuzu da biraz arttıracağım. Mehmet Ekeci hiç iyi oynamıyor. E, i̇lk yarıdan sonra değiştirebilirim derken kesinlikle değiştireceğim artık. 6.5. Belki bir duran top vesaire bir şey olur diye e, i̇lk yarıyı bitirelim dedik ama olmayacak galiba. Alana alalım. Ee, gol lazım. Goller lazım. Murillo da çok kötü oynuyor. Sol kanadı kullanalım bakalım. Andra da sakatlanmış. Bize gol atanın bacağı kırılıyor vallahi. Okay. Güzel çıkın oğlum. Ya şu toplarda da nasıl anlaşamazlar ben anlamıyorum. Çok güzel. Harika bir pas. Murillo alana bıraktı. Alan Okay. Alandan topu kaptı da ne ama Okay gelişine vurdu. Harika bir gol attı. Çok süratli bir hücum yaptık. E, golle sonuçlandı. Okay'ı da tebrik ediyoruz. E, artık rakip orta saha oyuncuları ne yapıyorlarsa benim o Eren sakatlandı. Eren sakatlığı kötü oldu. E, Murillo yerine Rafael sonu alalım. Orkan Tanaka, Tanaka harika bir top attı. Orkan içeri çevirirse büyük tehlike. Eren Rehak ortayı rahatlıkla kontrol ediyor. Lazareviç çok dikkatli olmak lazım artık. Son şanslar. Gian Martins Tekrar Lazarevic Sallahi içeri çevirse tehlike Rozba. Topu kaptı. artık 3 puan bizim diyecektim ki hakem de maçı bitirdi. çok zorlu bir maçtı. Gördünüz. 2-1'lik skorla kazandık. Topa daha fazla sahip olmuş Karabük ve bizden bizimle aynı sayıda şut çekmiş Rodic sağ açık oyuncusu vallahi helal olsun adama. Şimdi Espanyol maçı bizleri bekliyor. Eren Albayrak sakatlandı. Çok güzel. 4-5 hafta yok. Çeyrek finali kaçırdı. Okay. Ee, Valla 8-3, 6-5, 6-9, 6-8, 8. 31 maçta 5 gol, 3 asist. Okay'ı aldığıma hiç pişman değilim. Ee, gayet iyi yaptık bence Eren Sakat. Seytil kadro kayıtında değil. Koray Günter e, sol beke Haydar'ı alalım. E, Nuri Nuri alacağım ya. Yani hani belki epeydir oynatmıyorduk falan ama Nuri bence orta sahada e, herkesten daha iyi performans sergiliyor. Zaten bu sezonda şans bulduğu maçlarda 9 maçta 2 gol, 2 asist. Yani tek kelime Abdullah Nuri'yi kullanacağım. Ömer Bayram'ın cezası bitti. E Orkan iyiydi bu maç. Orkanla başlayacağız. Murillo'da bir performans düşüklüğü var. E anlayabilmiş değilim. 6 5 6 6 7.2 orada bir asist yapmış. 6.7. E şurada taktikten son 5 maçın ortalamasına bakarsak Murillo 6.78. Orkan 6.72. Yani kanat oyuncularımız Emre de kötü durumdaymış. Gilberto 6.94. Yani gene fena değil. 6.94 yani 6.72'ye nazaran tabii 6.94 de istediğim bir şey değil. Yani en kötü 7'nin üstünde olmasını istiyorum. Çünkü 6 vasat e, hatta 6 ile 7 arası bence vasat. 6 ile 6.9 arası. 7 ile işte 8 arası iyi. 8 ile 9 arası çok iyi. 9 ile 10 arası herhalde <laughs> mükemmel. Murillo son 5 maçta zaten 5-6 maçta kötü oynuyor. Espanyol ilk maçı kendi evimizde oynayacağız. Ee, bu sefer bir değişiklik oldu. Daha önceki iki maçı yani iki eleme maçında biz ilk maçı deplasmanda oynayıp deplasmanda e, istediğimiz skorları alıp buradaki maça rahat çıkmıştık. Şimdi tam tersi olacak. Ben burada güzel bir skorla gitmem lazım. Yani gol yemeden maçı bitirmem lazım. Umarım gol yemem. Planlarım alt üst olmaz. Çünkü üst üste maçlar oynayacağız. Çok kısa bir bölüm yapacağım. Dört maçlık. Hem heyecanı daha yüksekte tutmak istiyorum. Bu kimmiş? Gomez'e. Yani hiç ihtiyacım yok Gomez sana çünkü sezon dediğim gibi hafta sonuna kadar bu sezonu bitireceğim. Böyle her gün bir video paylaşmayı planlıyorum. Zaten 3 bölüm veya 4 bölümde biter diye tahmin ediyorum. Patrick'in transferini tamamlamış. Atletico Mineiro. Patrick'te bizim bir işimiz yok. Adana Spor'a yeterince hizmet ettik. 2 sezon Belki de bir daha hiçbir zaman yakalayamayacağı başarıları yakalattık. Ee, hiçbir zaman kazanamayacağı paraları, paraları kazandırdık ki bu oyuncuları satıp zaten e, epey bir para kazanacaklar. E, Tanaka en çok üzüldüğüm zaten Tanaka'dan ayrılmak. E, ne derler? Geç buldum erken kaybettim. Aynen öyle. Neymiş kimmiş o? Bir şeyler oldu orada kaçırdık onlara bir bakalım. E, Tiago'ya on... Ah, Fenerbahçe alırız dedik ya. Evet. Zaten iyi bir stoper. Boş bırakmazlar o stoperi. E, Şahsan Kahraman zaten biliyorsunuz pek oynatmıyoruz. E, kadroyu kuralım. Günter Diaz Gilberto, Haydara, Rozbah Kalede, Nuri, Okay, Orkan, Murillo ve Tanaka. Ee, şu an yedeklerde bakıyorum stoper almamla, almam almam gerekliydi. Mehmet Ekici ve on alan Bekir Yılmaz. Bence Mehmet Ekici mi alan mı almasak ee, görüyorsunuz hepsi çok kötü performans sergilemiş. Bekir Yılmaz yerine Vieira'yı almayalım. Sakat Vieira ama Vieira'dan da başka stoper oynayacak oyuncum yok. Mecburen Vieira'yı alıyorum yedekler arasına. E, kadro bu şekilde tamam. Orkan'la başlayacağım. Ömer Bayram'la başlayayım. Pişman olmayayım sonradan. Yani gördüğünüz gibi ilk 11'i bozmadık. Orta sahada ufak tefek değişikliklerimiz var. Ama güçlü olduğumuz noktalar kanat ve hücum hattını değiştirmedik. Tanaka da umarım kendini affettirir. Şimdi devam diyelim. Asistanı gönder. 4-4-2 oynayacağız. Ee, dediğim gibi göbekten hücum yapacağım ben. Defans geriye yaslanacağız. Ee, göbekten oynayacağız. Daha dar alanda oynayacağız. Tempomuz normal olsun. Ee, Bek oyuncularını da destek olarak kullanalım bence. Bek oyuncularını destek olarak kullanarak orta sahayı kalabalık tutmayı planlıyorum dedik ve maça Tanaka'nın vuruşuyla kendi evimizde başladık. Koz Arena'da. <laughs> Ömer. Tanaka ve gol. Maçta 5. dakika hatta 6. dakikaya gelirken. Junya Tanaka. Pablo Hernan Perez. Oo, dikkat etmek lazım. Pablo Pedro Çocuklar şu presi biraz abartalım. Planas. Ah. Gol yedikten 4 dakika sonra ee, talihsiz bir gol yedik. 10. dakikaya geldi. Bugün yeterince isabetli orta yapamazsak da hava toplarını da etkiliydik. Evet. Anlıyorum. Orta sahada Nuri çok pas hatası yapıyor e, Okay ve Cia Martin kısa pas yaptığı için basit paslar yüzdesi yüksek. Okay yokuşu da fena değil ama Abdullah Nuri tabi biraz daha ara top vesaire göndermeye çalıştığı için biraz daha düşük. E, Duarte uzun oynadı ama bizde kaldı. Daha Hazimle oynayın dedik çocuklara. Victor Sanchez, Nano. Dikkat etmek lazım. Rosbach tutacak mı bilmiyorum. Köşeyi bildi ama golü tutamadı. Nano. Nano teknoloji. 60. 60. dakikada golü attı. E, ee, Gian penaltı yaptırdığı için iyi durumda değil. E, ee, bekleri ileri çıkartalım. Bakalım Ömer güzel orta gol getirir. Okay. Tekrar Ömer içeri çevirdi. Murillo nasıl atamadın o golü ya? 88. dakika beraberlik gol atalım bari. Gian Martins, Gilberto Nuri iyi bıraktı Tanaka. Gilberto güzel orta Ömer. 2-2. Çok güzel bir gol attı Ömer. Bitme. 2 dakika kala uzatmalarla herhalde 5 dakika var diyecektim. Aynen öyle. Galibiyet golü gelir mi? Gelmez. Maç bitecek. Evet maç bitti. Oh. Valla çok riskli bir skor. 2-2 Benim kesinlikle gidip orada kazanmam lazım. Gol atmam lazım. Mecburum. Valla Tanaka helal olsun sana. Ömer tercihim de utandırmadı beni. <laughs> Moralimi de bozmadı. Çok güzel bir gol attı son dakikalarda. Baya baya Avrupa takımı olduk ya. Yani espanyol geldi burada evet iki gol yedik ama 2-2'lik skorda fena değil ki. Çeyrek finalde tam kadro çıktığımız bir maçtı. Deplasman'da kesinlikle galip gelmem lazım. 1-0'da olsa 2-0'da olsa kalbimden geçen skor 2-1'de e ee, inşallah 2-1 alırım. 1-0 da olsun, bizim olsun yani. Zaten maçın hemen ardından da bir çeyrek final eşleşmesi, şey yarı final eşleşmesi gelecek. Acaba yarı final eşleşmesini biz e, ne derler? Görebilecek miyiz? Bu da bir e, beklenti içindeyim aslında görmek istiyorum. Geri çevrilemeyecek bir skor değil. Sonuçta gidip çatır çatır topumuzu oynayıp, eğer ki Deplasmanda İspanyol'u yenersek e, kupayı biz alacağız. Yalnız e, çok pozisyonsuz maçtı sanki. Yani 4 gol vardı ama doğru düzgün pozisyon göstermedi. E, ne rakip için ne bizim için. E, zaten rakip penaltıdan attı ikinci golü. Başka da tehlikeli pozisyonu yoktu. Cihan Martins de o yüzden biraz morali bozuktu. <laughs> e, zaten oyuncunun puanı da düşük geldi. Penaltı yaptırdığı için. Şimdi Eskişehir deplasmanına gidiyoruz. Eskişehir deplasmanı her seferinde söylüyorum. Çok çekindiğim bir deplasman. Hatta hiç sevmediğim bir deplasman diyebilirim. Niçin seveyim? Çünkü beni zorluyor. Yani sevilecek bir tarafı yok. Andre Seyit ile alalım. Ön liberoya. E, okay Bekir değişikliği yapalım. Nuri ilk yarı oynasın. ikinci yarı belki başka bir şeyler düşünürüz. Evet bu şekilde çıkıyorum maça. Takımı bildir dedik. Oo, 12 tane yabancımız var. Çıkamıyoruz. Emre Uluç, Gilberto değişikliği yapalım. O zaman haydi bakalım çocuklar diyoruz. Litte çok önemli bizim için. Gerçi bir maç eksiğimiz var ama Fenerbahçe'ye de bir bakalım ne yapmış. Fenerbahçe biraz kendini kurtar. Düşmeyecek herhalde. Oo, Eskişehir maçı. Bu maça yatsam mı acaba ya? <laughs> evet. Bizim vuruşumuzda maça başladık. Murillo offside. Maçta 11. 12. dakika. Güzel güneşli bir hava var. Bekir. Of, çok güzel bir free kick golü attı. Bu sezonki ikinci golünü atmış. Ömer çok güzel gönderdi. Seyit İlt 2-0. Maçta 21. dakika. 2 tane duran top, 2 tane gol. Size duran topların ne kadar önemli olduğunu hatta duran top durduğu gibi durmuyor lafıyla ne kadar özel bir şey olduğunu anlatmıştım. Bu arada Jorza kırmızı kart görecek. 10 kişi kaldılar. Bu duran topta da gol olursa herhalde maç böyle gider diye düşünüyorum. biraz daha geniş alanda oynayacağım. Niçin biraz daha geniş alanda oynayacağım? Rakibin eksikliğini onlara daha fazla hissettirmek için böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bekir'i çok güzel gönderdi. Tanaka harika bir orta. Murillo vurdu ama direkten döndü. <laughs> orta sahada iki tane rotasyon yaptım. İkisi de gol attı. Bekir çok güzel ortaladı ama aynı güzellikte vuruş gelmedi. Uğur dikkat etmek lazım. Ruben Diaz, Bekir, Nuri çok güzel gönderdi. Haydar'a güzel orta gol getirir derken Koray Günter tekrar Haydaray'a döndü. Nuri, Bekir vuracak kaleye. Mükemmel bir gol. 3-0 ee, Şimdi tamamen e, kupa maçını düşünerek ikinci yarıyı Rolantimi yapsam Kondisyonlarını bozmadan e, elbette ki öyle bir şey yapmayacağım. Hazır yakalamışken atabiliyorsak daha fazla gol atalım. Hatta Murillo'yu değiştirelim. E, Wellington'u alalım. Ömer Bayram'ı değiştirip Orkan Çınar'ı alalım. Tanaka'yı değiştirip Rafael Son'u alalım. Biliyorsunuz hücum attım benim için çok önemli. Her ne kadar Murillo e, son zamanlarda e, performans düşüklüğü olsa da benim için çok önemli. Ruben Diaz çok yorgun. Koray Günter çok yorgun. Burak, Rafael Son. Haydar'a bıraktı. Nuri bıraktı. Bekir çok kötü bir pas oğlum. Ruben Diaz. Pas yüzdelerine bakalım. Bekir fena değil. Nuri gene çok pas kaybı yapmış. Uzaklardan bir vuruş Rafael Lucas için. Zaten ilk yarıda rakip iki kişi şey bir kişi eksik düştü. 2-0 öndeydim. Ondan sonra zaten tamamen artık rakibin yani bırakın galibiyeti beraberlik şansı bile bence yoktu. Bir de kurnaz bir taktiksel değişiklikle oyunu daha geniş alana yaydık ki rakip görüyorsunuz biz oyuncularımız daha geniş alanda dar alanda değil paslaşma alanları falan birbirlerine çok yakın değil. Rakipte de şu alanı görüyorsunuz mesela şöyle mouse ile göstereceğim pardon. Şu alan mesela tamamen bana adanmış. Yani şunların arasında bir oyuncunun dahi olması buradaki oyuncuya baskı yapma ihtimalini verecekti ama Orkan zaten ortaya dönüyor görüyorsunuz. Gayet rahat. yani şuradaki adam takip eden biri var. Buradakini takip eden birisi var. ama baktığınız zaman burada gene pas alternatifleri var. Rahatız yani şu alanda şu alanda bir kişi eksikliklerini şu an hissediyorlar. Ekir derken Maç bitti e, Güzel galibiyet çocuklar aferin dedik e, Şu istatistiklere bir bakalım Maç istatistiklerine e, 11 şut çekmişler her şeye rağmen 6 tanesi kaleyi bulmuş ama Hiç mutlak gol pozisyonları yok Bir tane de gol pozisyonları var e, Bakalım ne yaptık 4 puan fark var Bir maç eksiğimiz var Biz bir maçı Oynadığımız zaman bir puan fark kalacak. Aramızda Bursa Sporla e, ve umarım o bir puanı da e, kapatırız. Bekir gerçekten tebrik etmek lazım iki gol attı. E, ama Bekir'i Avrupa maçında oynatır mı, oynatmam. Şu an artık tamamen önümüzde İspanyol maçına odaklanmamız lazım. Yine defansı geride kuracağım. Çünkü ilk maçtan da tecrübe ettik ki pozisyon bulamadılar. Dar alanda göbekten hücum yapacağım. Çok presi yüksek yapacağım. Çünkü onlar da dar alanda oynuyor gibi geldi bana. Presi de yüksek yapınca top kapma oranım yüksek olacak inşallah. Tabi bunlar tamamen temenni, tamamen düşünceler. Bu arada Tanaka 30 golü devirdi toplamda. Ya üf, Hamdi Yalçın. Dur ya biz nerelere gidiyoruz? Ya ne yapayım? Yemin, Espanyol maçına mı seni çıkartayım? Ligde de iyi gidiyoruz. Ee, Adana Spor'da iki sezonda hiçbir oyuncuya gelişim göstertemedim. Sadece Rozbah gelişim gösterdi. İşte Koray bir tık bir nebze kendini geliştirdi. Ama onun haricinde baktığınız zaman de belki biraz bir şey olmuştur. Ama hedefim neydi? Kasım İldiz sağ açık oyuncum ben bu oyuncuyu kullanacağım vesaire diyordum ama hiç kullanamadım. Bu arada Orkan antrenmana gelmemiş. E, yavrum kendine gel. Orkan da bu ara çok bu geçen bir kere daha yaptı. Kendine gelsin biraz ya. E, her kulvarda e, iddialı olmaya başlayınca ister istemez e, Kasım İldiz'e şans veremedim. Top amaçlarında ufak ufak oynatmaya çalıştım ama elimdeki rotasyondaki diğer oyuncuları kullandım. Ee, şimdi siz de takdir edersiniz. Samet Yurtçak. Valla iyi gelişim gösteriyor ama yeterli değil tabii 18 yaşında ama yani oynatsak çok daha iyi duruma geleceğine eminim ee, biliyorum ama işte oynatamıyorum. Tam da o durumdan bahsediyordum. Hani Orta sıralarda tutunmaya çalışan bir takım olsaydım emin olun ki e, oynatacaktım. Bu arada Thiago Fenerbahçe'ye yapmayı düşündüğümüz ilk transfer avuçlarımızdan kayıp gitti. Bu arada Manchester City Monaco maçı oynanıyor. E, çok enteresandır. <laughs> evet. Monaco 3-2 yeniyor ve Monaco penaltı kaçırmış. Hani çok enteresan bir maç oluyor tahminimce. Ama ne yazık ki TV bu sporu olmayan insanlar izleyemiyorlar. Ya da şey yapacağız ne derler? İnternetten kaçak göçek yollardan izleyeceğiz. Yani bizi ona teşvik ediyorlar. Ee, şimdi ne yapacağız? Kasım İldiz gördüğünüz gibi gelişim kendi kendine bir şeyler gösteriyor ama yani eğer ki biz oynatsaydık çok daha fazla gelişim gösterecekti. Kötü bir oyuncu da değil bence. Orta sıralarda mücadele eden bir takım için mükemmel bir genç yetenekti. Neyse şimdi takıma dönelim. Haydara, Günter, Diaz, Emre yerine Gilberto'yu alalım. Cihan e, Martins önlerinde Nuri ve Bekir ikilisiyle başlayacağız. Nuri fena oynamadı bu son maçta. E, hatta ilk maçta da fena oynamamış. Hatta son 3 maçta, ha, bu baya eski. E, görüyorsunuz İspanyol maçında 7.4. Eskişehir maçında 7.8. Yani yükselen bir form grafiği var. Bu maçta da oynatmayı planlıyorum. Ömer Murillo Tanaka e, hücum hattımız bu. son Orkan, Okay, Mehmet, Wellington, Viyara ve Emre Aydın Alp e, yedek oyuncularım. Eren Albayrak sakat. E, tamamdır. Kadro bu. E, Bekirle başlamayı düşünüyorum. Olmazsa Okayı alacağım yerine e, takımı bildir dedik. Acaba Eskişehir maçında oynadığım gibi oynasam? E, Başarı sağlar mı takım sağlayabilir de sağlamayabilir de. gene aynı ilk maçta yaptığım gibi yapacağım ben. Ee, talimatlar göbekten defanstan kısa pasta çıktı dar alan yüksek tempo e, pres daha fazla yapacağız daha geride oyunu kabul edeceğiz. Pek oyuncularımız destek olsun maçı başlat dedik. Seremoniyi geçtik ve maç başladı. Nuri çok güzel bir top atmıştı ama sonraki önemli an için bekleniyorum. Moduna geçtik. Ee, Espanyol Adana Spor 0-0 maçta 20. dakika. Bu skor tabi tamamen Espanyol'un işine geliyor. Pedro Duarte aman çocuklar korkutmayın beni. Yüreğimi ağzıma getirmeyin. Aynı pozisyon içinde iki kere direkten döndü. Buradaki yani hiç ses bile çıkartamadım. Haydar içi oynamıyor. Ömer'i geri çekip sola birini alabiliriz. Bekir. Aman çocuklar kapın o topu. Bekir penaltıdan eline çarptı adamın. Hızlı çıkıyorlar Pedro. Çabuk geri dönün. Çabuk geri dönün. Leo Baptiste 3. direk. Okunmuş kaleye geldik herhalde. Bekir. Uf, yani o topu kaptırsaydık. Haydar'a Nuri iyi toplar. Ömer Nuri çok güzel gönderdi. Ömer içeri çevirse tehlike. Tanaka iki kere vurdu ikisinde de kaleci kurtardı. Maçta 31. dakika. Ömer kullanıyor köşe vuruşunu. Hernan Perez karşıladı. Bekir Ömer bekletmeden orta Tanaka Murillo'ya bıraktı. Murillo da Avut'a bıraktı. İlk yarı bitmek üzere Nuri kötü performans sergiliyor. Nuri'nin yerine Mehmet Ekeci'yi alacağım. Ee, duran toplarla işimizi çözmeye çalışabiliriz. Victor Sanchez, Vezo, Bekir indirdi, Murillo, Tanaka, Gianmartins, Mehmet, Ömer içeri çevirse tehlike Tanaka, Murillo ve gol. Maçta 45. dakika İkinci yarı başlar başlamaz bir gol attık. Tanaka çok kötü oynuyor. Nasıl kötü oynuyor ya? Adam her topu asist yapmaya çalışıyor. 55-56. dakikalara geldik. Şimdi oyuncu değişiklikleri yapıyorlar ama ben şimdi takımdan konsantre olmasını isteyeyim. Şimdi İspanyol dizilişine bakalım. Eee Artık iyice risk aldılar. Bu dizilişte benim ne yapmam lazım? E, şunu yapmam lazım. Kanattan oynayacağım. Koşu yoluna pas yapacağım. Evet dedik. Hadi bakalım çocuklar. Çok akıcı yapalım. Bütün takım birbirine yardım etsin. Planas dikkat etmek lazım. Hayır! Pedro neyse ki dışarı vurdu. Kalbim küt küt oldu. İnanılmaz şut çekmişiz. 18 şut çekmişiz. Rakipte 15 şut çekmiş. Deplasman'da oynuyoruz. Victor Sanchez. Pablo. Aman çocuklar. Aman çocuklar. Pedro. Vezo'ya gelmedi. Ömer iyi indirdi. Rafael şey, Murillo yetişsen o topa ya. Roberto. Lan kapın o topu. Kapın o topu. Bir kontraya çıkın. Kapın o topu kontraya çıkın. Pedro offside'miş. Penaltı oldu zannettim. Yarı finaldeyiz. Adana Spor yarı finalde. Evet, e, gerçekten çok mutluyum şu an. Belli edemiyorum. <laughs> e, İnce eledik, sık dokuduk Avrupa'da. E, hiçbir maç aynı taktikle çıkmadık. Tamamen rakip dizilişlerine, oyun kurgularını tahmin ederek e, bu başarıyı elde ettik. <laughs> e, deplasmanda oynadığımız hiç belli olmuyor. Tamamen kafa kafaya top oynamışız. E ee, bütün oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum. Rozbah 5 şut kurtarmış, rakip Roberto 8 şut kurtarmış. Ee, yani bu maça Rozbah beni kurtardı diyemeyeceğim. Çünkü öyle bir şey dersem diğer oyuncularımı haksızlık etmiş olurum ve rakip takıma da haksızlık etmiş olurum. Onun kalecisi de çünkü epey top kurtarmış. Ruben Diaz, Koray Günter, Ruben Diaz maçın adamı seçilmiş. Koray Günter 26 tane top kesmiş. Nuri 46 isabetli pas ilk yarıda çıkana kadar. Mehmet Ekeci ikinci yarıda girdi ama pek bir e, başarılı bir şey yok. yüzde %0 orta. Murillo %0 orta. Cihan Martins 11 başarılı top kesme. Ömer Bayram koştuğu mesafe 14.5 kilometre koşmuş. E, rakibe baktığımız zaman Vezo isabetli pas oranı çok kötüymüş. Ruben Vezo'nun e, Ruben Vezo aslında kaliteli bir oyuncu. Önceki kariyerimde de almıştım geçen sene şöyle bir sıkıntı oldu sanırım. Rakip kendi yarı alanında oyun kurmaya çalıştı. biz rakip savunmanın üstüne git, şey rakip savunmada pres yap dediğimiz için bence orada biraz bocaladı. Valla vallahi çok mutluyum. <laughs> Ama 1 milyon euro nedir arkadaş ya? Yani 1 milyon euro para nedir ki yani? Yarı finale çıkmışız. Bu arada tek golümüzü Murillo attı. E, Tanaka bence artık şu rakamlar benim için bir şey ifade etmiyor 6.9 Bir adam 38 maçta 30 gol atıp 7 asist yaparsa Valla bu adam isterse 1 ile oynasın Evet yarı finallere bakacağız bakalım şimdi kim var kim yok Leverkusen, Porto, Tottenham, Manchester City. Ne oluyor lan? Kim var ya? Ha Porto veya Leverkusen bu. Bunların maçı oynanmamış mı? Ne zaman oynanacak? Fixtür. Ha Leverkusen maçı bayağı bir sonra oynanacakmış. Ee, şimdi buradan kimi çıkmasını istiyorum. Elbette ki Porto ya da Leverkusen çıksın. Bakalım bu sefer olacak mı? Olmadı. E, Tottenham'la benim e, birebir şöyle bir mazim var. Futbol menajeri 2016 kariyeri çekerken Fenerbahçe ile 6 sezon oynamıştım. 6. sezonun sonunda e, UEFA finaline çıkmıştım. E, ama finale gelene kadar bayağı sağlam takımları, Milan'ı falan elemiştim. Ki o zaman Kupa'nın favorilerindendi. Bir önceki sene de Kupa'yı almıştım Milan. E, Tottenham'la finalde 2-1 kaybetmiştim. Şimdi gene toplum geldi. Lamela, Halilovic, Del Ali, Vasquez, e, tartışmasız üst seviye bir kadroları var. E, biz de kalitemizi kanıtladık. E, bu zamana kadar hem taktik analizler hem de çektiğimiz kurallardan dolayı bu başarıları yakaladığımızı düşünüyorum. Ligde inişli çıkışlı bir grafikleri var. Yani üst üste mağlubiyet yaşayıp Ondan sonra hiç dört maç üst üste hiç kazanamamışlar mı diyecektim. Burada bir ara kazanmışlar. Ama ondan sonra bir daha hiç 4 maç üst üste kazanamamışlar. Özellikle geçen ay 3. ayda çok kötü bir duruma gelmişler. Premierlik puan durumuna bakalım. Tottenham kaçıncı sırada? 6. sırada. 61 puanı var. Evet. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bakalım. Bir sonraki bölümde Başakşehir, Bursa, Sivas ve Tottenham ilk maçını yapıp e, bir sonraki bölümü bitiririz. Artık kısa kısa videolar yarım saat ve 40 dakika arası maksimum videoları atıp 3 bölüm 1, 1, 2, 3, 4, 3 video sonra zaten bu bölüm bitecek. Lig Kupa görünümüne bakalım. E, Bursa ile aramızda 4 puan fark var. Bizim bir maç eksiğimiz var bunu unutmayın. UEFA Avrupa Ligi'nde artık yarı finaldeyiz. Tottenham'la eşleştik. E, ben yarı finalde tatmin oldum buraya kadarken yani yeterli görüyorum. Bundan sonrası artık e, elbette ki final herkes finali kupayı da almak ister ama makul değerler içerisinde bakarsak Tottenham bizi eleyecek güçte e, biz de elimizden gelen mücadele yapacağız. Zira Türkiye Kupası'nda da yarı final Bursa ile oynayacağız. E, Fenerbahçe bu hafta yenilmiş gene, Eskişehir yenildi, ben yendi, Fenerbahçe de yenilmiş. Yeni Malatya Spor'a ki lig sonuncusu yeni Malatya Spor. Ee, bu arada lig sonunculuğundan bir üst sıraya çıkmış. Alanya Spor'un maç eksiği var. Şimdi sizlerden e, şu yorumu bekliyorum bu videonun altına. Fenerbahçe bu sene küme düşer mi? Maçlara bakalım. Konya, Alanya, Kasımpaşa, Antalya ve Bursa. Bursa lig lideri. E, Konya ile oynayacaklar. Antalya ile oynayacaklar. Alanya Spor belki de Alanya Spor asılacak o maça yenebilir bunların hepsini göreceğiz bir sonraki bölümlerde ilerleyen bölümlerde bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar gerçekten artık heyecan gitgide yükseliyor yani hiç aşağı doğru bir heyecan gitmedi yani Nirvana'yı yaşıyor olabiliriz bu sezonda çünkü artık böyle en üst seviyeye çıktı her şeyin heyecanını sonuna haftalara kadar taşıdık Nisan ayındayız ve hala bütün kulvarlarda devam ediyoruz. Bütün kulvarlarda iddiamız var ki Nisan ayının sonunda artık büyük ihtimalle de Avrupa defteri kapanabilir veya devam edebiliriz. Hiç belli olmaz. İlk maçta güzel bir skor alırsak ikinci maç için neden umutlanmayalım diyerek bu bölümü kapatalım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için değerli. Ne demiştik? Fenerbahçe bu sezon küme düşer mi düşmez mi demiştik. Bunun yorumlarını bekliyorum sizden. Kendinize iyi bakın eksikliğini hissettiğiniz bir şey varsa söyleyin derken unutmadan Recep Niyaz. Ee, Recep Niyaz futbolu bırakmış. <laughs> Hakikaten Recep Niyaz yok mu ya? Recep Niyaz'ın profili sorulmuştu da hani ne durumda diye merak edilmişti. Ben de merak ettim. Recep Niyaz zaten çok güçsüz. Çok böyle naif bir orta sahaydı ama Recep Niyaz gerçekten yok. Allah Allah. Çaykur Rize'deydi. Niye öyle bir şey oldu anlamadım. Rize birincilikte mi değil galiba. İkinci lige bakacağım şimdi. Recep Niyaz. Rize spor yok mu burada da? Birincilikte de yok. İkinci lige mi düştüler ya? Rize spor. PTT birincilik demiş de ben göremedim. Ee, bir oyunculara bakalım Recep Niyaz burada mı Mehmet Battal falan filan geçmiş diyelim ee, pardon transferler transfer geçmişi giden oyunculara bakalım burada yok Recep Niyaz burada var mı Recep Niyaz Alperen Ümit Korkmaz Oğuzhan Albert. burada yok Recep Niyaz futbolu bırakmış. O yüzden Recep Niyaz'ı yorumlayamıyorum. Yani nereden denk getirdim bu oyuncuyu Recep Niyaz? Valla çok genç yaşında tahminimce 25-26 yaşlarında herhalde futbolu bırakmış gibi gözüküyor. E, yapacak bir şey yok. Kısmete küsmek lazım. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.